Unuttum acıları, geçmişte kalsın. Her sabah uyan aşkla bak gözlerime. İki yaralı yürek bir olduk isteyerek. Umutla unutma, sen kalbimin emrisin, son güne dek benimsin. İlk defa böyle sevdim, anla. Aşk varsa umut vardır, korkma. Sar canını canıma, bırakma. Sımsıcak yuva olsun ve bu an sonsuz olsun aşkla. Aşkla. Aşk varsa umut vardır, korkma. Sar canını canıma, bırakma. Sımsıcak yuva olsun ve bu an sonsuz olsun aşkla. Aşkla. Aç şu telefonu, aç Feraye. Günaydın. Günaydın. Ay, ay çantamın sapı demire takıldı. Kader bizi ayırmamak için her yolu deniyor. Ege! Bence o kadar emin olma. Melis, ne oluyor? Bu ne? Ben babama gidiyorum. Ne? İngiltere'ye mi? Peyniri yazdın. Hı hı. Soya sütü de al. Ceylan Belkıs'a normal süt iyi gelmiyor. Tamam, onu da yazayım. Aa, Feraye Hanım, telefonunuz çalıyor. Gönül abla arıyor sanırım. Önemli değil, açmayacağım. Ben çıkıyorum. Evde kitaplarım kalmış da anneme gideceğim. Benden istediğiniz bir şey var mı? Yok canım. Peki, kolay gelsin size. Sağ ol. Aa Ceylan, Zeynep için sandviç de yazar mısın? O okula giderken götürür de. Tamam, yazayım. Feraye Hanım. Hı. Siz Gönül Hanım'ı pek sevmiyorsunuz ama Zeynep'le aranız iyi. Yani onu çok düşünüyorsunuz. Nasıl yani? Ne demek istediğini anlayamadım. Yani şey... Ceylancığım. Sen böyle şeyleri kafanı yorma canım. Hadi işine bak. Tabii. Kusura bakmayın. Benden bu kadar uzakken bir de bu gerçeği öğrenemezsin Zeynep. Babanın bu evin sahibi olduğunu, Bülent olduğunu duyarsan beni asla affetmezsin. Buna izin vermem. Seni kaybedemem.
Evet. Kahvelerimizde içtiğimize göre asıl meselemize gelelim. Biz Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızımız Bahar'ı oğlumuz Kuzey'e istiyoruz. Yani ne desem bilemedim. Malum. Kız evi naz evi derler. Verdim gitti be, şaka ediyorum. Gel kızım, gel gel gel. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi anne. Hayırlı uğurlu olsun oğlum. Hayırlı uğurlu olsun. Aa, gelin olacak kız hala yatıyor mu? Kalk 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 kalk. Kalk hadi kalk. Anne sabahın körü daha. Ya saçmalama, bugün senin düğün günün. Allah Allah, erkenden kalkman lazım. Hazırlıklara başlaman lazım, hadi. Anne. Bak. Rüya değil bu, gerçek. Evleniyorum ben Kuzey'le. Tabii ki gerçek. Allah Allah'ım, sana şükürler olsun var ya, ben ne kadar uğraştım biliyor musun bunun için? Kaç kişiyi harcadım. Ama başardım be. Sonunda Kuzey'le evleniyorsun. Kuzey, Sıla benim için artık yok dedi. O öyle dediyse öyledir. Artık korkma, tamam. Kuzey Sıla'yı unuttu. Tamam mı? Ama her şeyin bir ruhu var derler. Çok seversen bir taşın bile ruhu olur Kuzey. Çok seversen taş kesmiş bir kalp bile yeniden atmaya başlar. Kuzey? Kuzey kimdi ya? Kuzey kimdi? Kuzu? Bırak Melis, ben taşırım. Aa, ne oldu ya yol? Ya ne yapayım Ege, aklım onda. Tamam da neden daha önce bana söylemedin? Ya tamam işte, sabah karar verdim, aldım biletimi. Aa, Melis nereye gidiyorsun kızım, ne bu valiz? Melis, nereye kızım? Anne, ben babamın yanına gideceğim. Burada böyle elim kolum bağlı duramam daha fazla. Tamam o zaman, Ege de seninle gelsin. Ya söyledim, söyledim ama istemedi. Ya istemiyorum. Benim babamla baş başa kalmam lazım. Özel konuşacaklarım var. Melis'cim sen hamilesin.
Öyle pat diye bir yerlere gidemezsin. Anne, kararım net. Gidiyorum ben. Ceylan, seninle konuşmak istediklerim var. Bir konuşalım. Tabii. Ay. Ya Ege. Ege, sence bu şekilde gitmesi doğru mu? Doktorla konuştum Feraye teyze. Sorun yok dedi. Yani Melis kafasına koymuş. Beni de yanında istemiyor. Yapacak bir şey yok. Bugün de Bahar'la Kuzey evleniyor. Biliyorum. Melis'i bırakır gelirim ben de. Tamam peki. Bak bir şey diyeceğim. Bu evdeki gözüm kulağım sen olacaksın, tamam mı? Eğer o Zeynep kocama yaklaşırsa eğer beni arayıp haber vereceksin. Tabii Melis Hanım, tabii ki. Oh be! Sonunda benim yanımda olan bir yardımcım oldu vallahi. Allah Allah. Ne oluyor ya? Anne! 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 Zeynep! Sen ne yapıyorsun burada ya? Yıldız! Gel kız buraya. Bu ne hal? Bana bak bakayım. Hepsi içinde bunların. Bir tek bu dışarıda. Bana bak. Gözünü, kulağını dört aç. Her şeyi kusursuz istiyorum. Anladın mı? Ortala. Hah, aferin sana. Vallahi pek güzel oldu her şey. Hah, Naciye hoş. Ya Feraye gelince oraya mı oturur? Hı hı, olur. Ege ile Melis de şuraya otursunlar. Hah. Kız sen orada çalıştın ya. Bu Melis nasıl bir kız? Aynı size benziyor biliyor musunuz? Yani kızınız deseler inanırım. Hakikaten mi? Ay vallahi çok güzel olacak düğün. Anne. Gel kızım. Kuaför nerede? Kız sen bana bak, sen daha hiçbir şey başlamadın mı, yaptırmadın mı saç? Bak biz hepimiz hazırız, bir tek sen kalmışsın. Hadi kızım, hadi geç kalacaksın. Aa. Hadi hadi sürme ayağını, hadi. Hadi. Ay her şey çok güzel be. Naci hoş. Benim için güzel olacak. Rey. Bunu yapmak istediğin emin misin? Sıla'yı kalbinden tamamen çıkardın mı? Hatırladım. Kuzey'di adı. Kuzey mi? Emin misin? Evet, eminim. Sevdiğim adamın adı Kuzey. Kuzey. Sıla, bu vakfın avukatlarından birinin adı da Kuzey. Hani seninle tanışmak istemişti, hatırladın mı? Onunla karıştırıyor olabilir misin? Yani zihnin sana oyun oynuyor olabilir mi? Kuzey Bey. Merhaba. Vekaletler burada. Tamam. Mavi gözleri var. Deniz mavisi. O gün gördüm onu burada. Kuzey'i gördüm. İlk başta hatırlayamadım. Aklım o kadar karışıktı ki bir anda kendimi orada buldum. Ama eminim. Kuzey. Sevdiğim adamın adı Kuzey.
Alo. Ha, Feraye Hanım, buyurun. Evet, son evrağı da teslim aldım. Teşekkürler. Kuzey'in nikahına geliyorsunuz değil mi? Evet, evet. Geleceğim. O da davet etti zaten. Gelmeye çalışacağım. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. O, Kuzey. O gün buraya geldiğine göre tanıyorsun onu demek. Lütfen beni ona götür. Sıla, karıştırıyor olabilir misin? Bak, Kuzey Bey buraya geldi, gitti, sen onu gördün. Sevdiğin, aradığın adamı onun yerine koydun belki, ha? Ben yanılıyor muyum? Kuzey görsün o zaman beni. Yanılıyorsam eğer o söylesin. Kızım. Kendine çok dikkat et, tamam mı? Bak, iner inmez beni arıyorsun biz. Tamam, tamam anneciğim. Hemen arayacağım. Canım. Gelincik, iyi yolculuklar. Dikkat et kendine. Torunuma iyi bak, olur mu? Tamam, merak etme. Hadi. Aa, Ceylan. Sen markete gideceksen biz bırakırız seni. Olur, teşekkür ederim. Ay, ay kız. Pardon şekerim ya, çok pardon. Seni arıyorum Feraye. Neden cevap vermiyorsun? Seninle konuşmak istemediğim için olabilir mi acaba? Senden de yalanlarından da bıktım gönül. Ben de sana bayılmıyorum. Hadi canım, hadi. Yolunu aç, çek git buradan. Önemli olmasa gelmezdim. Dün bana böyle bir şey geldi. Bir fikrin var mı? Zeynep'in Bülent'in kızı olduğunu biliyorum. Kızın bunu öğrensin istemiyorsan 1 milyon hazırla. Ne bu şimdi? Yeni numaran mı? Yine mi para istiyorsun? Yemin ederim bir alakam yok. Dün biri kapıma bırakmış. Kim yapar bunu? Zeynep'in Bülent'in kızı olduğunu kim biliyor? Ya nereden bilelim biz? Git kendini çöz. Yürü Feraye. Ya ben bunu nasıl çözerim? Zaten konuşmuyor benimle Zeynep. Bir de bunu duyarsa onu tamamen kaybederim. Hayatını yalanlar üzerine kurmayacaktın şekerim. Yürü Feraye. Çok acıyor mu? Biraz ama geçer. Dur şöyle koyalım da. Elim de ağırmış ha. Tut. Ya sen ne yapıyordun ki burada? Dün patronla birbirimize girdik ya. Evet. Kaldım ev onundu. Geldi sabahın köründe kapıya dikildi. Nasıl ya? Sokağa mı attı yani seni? Tartıştık, birbirimize girdik yine. Ama böyle bir şey yapmaya hakkı yok ki. Yani sözleşmen var mı senin? Ha? Sözleşmen varsa ben bir bakayım. Söz var, sözleşme yok. Ev boş gel kal demişti. Hadi ya. Ya üzülme. Ev zaten ahır gibiydi. Sen de evden atılınca buraya geldin yani. Sabah geldim ben. Gönül abla çıkıyordu. O da sağ olsun gir bir kahvaltı et, bir duş al falan dedi. Onu yolcu ederken de kapıyı açık bırakmışım. Neyse, sen şuna bastır da yani vurduğum yer şişmesin. Böyle mi? Gitti.
Bahar, Murat benim en yakın dostum. Karşılaşmıştık Sıla'yı aradığımız dönem. Aynı zamanda nikah şahidim. Senin nikah şahidin kim olacaktı? Hülya abla ben olurum dedi ama. Kuzey sence gelinliğimin üstüne bunu mu takayım? Yoksa bunu mu takayım? Yani ben anlamıyorum. Sen bilirsin hangisini istiyorsun onu tak. Tamam. Yıldız'da damatlığını hazırlamışsın. Sen de çok geç olmadan hazırlan istersen. Tamam. Benim hazırlanmam 2 dakika. Tamam. Çok memnun oldum Murat Bey. Kuzey, sana bir soru sordum cevap vermedin. Bunu gerçekten yapacak mısın? Murat, bak tekrardan başlama. Ben Sıla ile evleneceğim. Bahar'la. Bahar'la evleneceğim. Hazırlanmam gerekiyor. Engin, şöyle havalı bir topuz yap. Ona da böyle sim 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 böyle ışıl ışıl parıl parıl olsun kızım. Tamam hanımefendi. Ya ne sim ya, istemiyorum ben öyle şeyler. Ne saçma sapan konuşma ya köylü gibi. Saçmalama kız. Biz 7 göbek İstanbulluyuz bugün o bugün. Engin'cim bu sim filan moda değil mi? Ben o yüzden söyledim. Tabii efendim. Tamamdır. Bana bak kız. Gel buraya. Kuzey ne takacak yüz görümlüğü ha? Pahalı mı? Ha? Güzel mi? Anne yeter artık. Daha fazla görgüsüzlük yapıp beni rezil etme. Ne demişim be ben? Dün de saçma sapan yok süt parası altın mı altın konuşup durdun. Naciye teyzenin yanında daha fazla rezil etme beni. Oo. Şimdi böyle mi olduk hanımefendi? Daha evlenmeden Naciye'yi tutar oldun. Yumurtadan çıkmış da kabuğunu beğenmiyor. Anne. Bak ben Kuzey'le evlenmek için her şeyi göze aldım. Ablamı bile harcadım. Eğer senin bu saçma sapan hareketlerin, açgözlülüğün yüzünden bu iş bozulursa... Tamam saçmalama, aa. Ben bugün Kuzey'le evleneceğim. Bu iş de bozulmayacak, anladın mı? Tamam, belertme gözlerini. Ne demek kayıt silindi? Hocam, karakoldan Sıla Hanım'ın parmak izi kaydına, oradan da ikametgahına ulaştık. Sonra evini aradık. Sıla Hanım'ın burada olduğunu haber verdik. Ama gelen olmadı. Şimdi ise kayıtlar silinmiş. Adresi bulmak için tekrar karakolla iletişime geçiyorsunuz. Hemen. Tamam hocam. Evimi buldunuz mu? Buldunuz mu Kuzey'i? Az kaldı Sıla. Seni oraya götüreceğim. Söz verdim. Her şeyi anlatacağım ona. Ben kötü hiçbir şey yapmadım. Siz de anlatın ona olur mu? O zaman affeder Kuzey beni. Sen ulan. Çalış! Allah'ın cezası. Çalış! Sensin değil mi? Sensin. Kimsin? Ne işin var burada? Dur! Dur! Sensin değil mi? Sensin. Bana bunu gönderen sensin. Kimsem kimim? Parayı hazırla. Yoksa kızın her şeyi öğrenir. Anladın mı? Buradaymış. Oh. Kızıma yaklaşamazsın. Şimdi polisi arıyorum. Hiçbir yeri aramıyorsun. Bırak. Başla. Bırak diyorum. İmdat. Bırak. Hiçbir bırak. Yeri aramazsın Nersin. Bırak dedim sana. Aa. Ne oluyor orada? Bana bak. Polisi ararsan bu başın daha büyük derde girer. Bırak. İstediğin parayı vereceksin. Bunları mı? Allah.
Allah'ın cezası. Bende öyle bir para yok. İmdat! Bırak! İmdat! Bağırma! Bırak! İmdat! Bırak lan! İmdat! Bağırma! Ne oluyor orada? Bırak onu! Bana bak. Yaklaşma. Yaklaşma, geberteceğim. Anladın mı? Uzak dur. Hadi! Kuzey. Bilal. Kuzey, yapma bunu. Sıla'nın aşkının acısından yanlış limana sığınıyorsun. Murat, sen yapma. Bak, biz eski arkadaşız ve seni çok iyi tanıyorum. Sıla'ya nasıl baktığını gördüm Kuzey. Gözlerindeki aşkı, ateşi gördüm. Murat, tamam. Tamam. Bahar'la seni de gördüm. Durgunluğunu, ilgisizliğini. Ya Bahar yerine Sıla dedin Kuzey. Aklında, fikrinde, kalbinde hep Sıla var. Ya yeter ya, yeter. Kahvelerinizi getirmiştim. Ben alayım onları, sağ ol. Benim hayatımda Sıla yok artık, tamam mı? Benim için Sıla defteri kapandı. Bana sen değil miydin Sıla'yı unutlayan, ha? Şimdi ne değişti? Evet, doğru, bendim. Biz birlikte görmedik mi Murat, ha? O barda, o adamların masasında Sıla'yı görmedik mi, ha? Alper'le işbirliği yapmadı mı? Benim arkamdan iş çevirmedi mi? Bana yalanlar söylemedi mi? Yapmadı mı? Bunları kim yaptı? Sıla yapmadı mı, ha? Tamam Kuzey, doğru ama. Ama ne? Ama ne? Ya mutsuz olursan Kuzey, ha? Sevmediğin bir insanla nasıl bir ömür yaşayacaksın Kuzey? Benim hayatımda Sıla yok artık. Kiminle evlendiğimin bir önemi de yok. Levent Bey haklı. Hayat devam ediyor. Kuzey'e götüreceğim seni. Göstereceğim ona. Beni hayata bağladı diyeceğim. Adres ve telefon burada hocam. Kuzey Bozbey'in evi. Sıla Hanım orada yaşıyormuş. Kuzey Bozbey mi? Ağrın geçti mi? Geçti, geçti, iyiyim. İyi. Ay, gömleğin de leke olmuş ya. Giyerim, öyle bir şey olmaz. Ya yemyeşil bezelye lekesi. Ya evde sana uygun bir şey de yok ki. Neyse, ben bunu yıkayayım yani. Ya gerek yok. Ya giyerim öyle. Ya olmaz öyle şey, yıkarım ben. Ama önce şu perdeyi bir kapatayım da seni kimse böyle görmesin. Niye, ne olacak diye? Hayır yani, yanlış anlaşılır. Neticede arkadaş değil miyiz? Kim yanlış anlayacak? Arkadaşız tabii ki. Ondan demedim. Annem burada yalnız yaşıyor. Şimdi laf söz olur, bir şey olur. O yüzden. O açıdan düşünmemiştim, haklısın. Kırmızının butonunu hiç görmemiştim. Kırmızı? Yanaklarında. Deli ya, deli. Allah Allah.
Allah. Nerede kaldı bir Feray? Gir içeri. Gir. Gir içeri. Kapıyı kapat. Kapat kapıyı. Kim bu ya? Feray kim bu? Ne oluyor? İç içeri. Yürü! Bana bak. Bana bak, gördük senin yüzünü. Şikayet edeceğiz seni. Hapislerde çürüyeceksin. Bunun bedelini çok ağır yaşayacaksın. Gönül Hanım varken o zor biraz. Sanmam. Bu kadın yıllarca kızına yalan söylemiş be. Şimdi kalkıp benim kim olduğumu polise mi söyleyecek ha? Sen ne biliyorsun? Anlat. Bu kadın kızının babasının kimliğini herkesten gizlemiş. Kızın babası da senin kocan. Ya, her şeyi biliyorum ben. Sen bunları nereden biliyorsun? Kimsin sen? Siz benim kim olduğuma kafa yormayın. İstediğim parayı bulmaya bakın. Yoksa bütün gerçekleri herkese söylerim. Git söyle be, git söyle! Sen kimsin lan? Ben Melis'in kayınvalidesiyim. Ha tamam, ben o konuda da araştırma yapmıştım. Sen biraz gelinle ilgilensene kayınvalide. Melis hamile değil mi? Şimdi bir kardeşi olduğunu öğrenirse karnındaki Sabiye bir şey olur falan, maazallah hiçbirimiz istemeyiz mi? Bak, istediğim parayı vermezseniz pişman olursunuz. Sana 5 kuruş para vermeyeceğiz. Yok, siz benim ne kadar ciddi olduğumu anlamadınız. Kanıtlayayım size. Bakın bende ne var? Hangi izden başlayayım? Ne yapıyorsun? Hanginizden başlayayım? Bırak şunu. Bırak. Bir konuşalım, tamam mı? Yapmadım Kuzey. İnanma, yapmadım. Ben kötü hiçbir şey yapmadım. Ben bu hayatta seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım. Ben seni çok sevdim. Ben bu hayatta sadece seni, bir tek seni sevdim. Yeter! Artık yalanlarına beni kandıramazsın. Duydun mu beni? Senin yalanlarına inanmıyorum artık. Çık git. Çık Kuzey, git. Kuzey yapma, ne olur dinle bak. Defol git, yüzünü bile görmek istemiyorum. Defol! Kuzey bak, ne olur dinle beni. Kuzey'i buldunuz mu? Maalesef. Ama araştırıyorum. Kendisiyle irtibata geçerim. O buraya geldiğinde konuşuruz, olur mu? Ne olur bir kere göreyim onu. Hem o beni görünce hatırlayacaktır mutlaka. Ne olur bir kez göreyim. Elimden geleni yaparım. Hocam, Sıla Hanım'ın adresi orası mıymış? Sıla'ya söylemedim. Sıla'yı şimdi oraya götüremem. Kuzey Boz Bey bugün evleniyor. Ben de düğüne davetliyim. Kuzey Bey'le önce ben konuşayım. Görmek isterse Sıla'yı gelir kendi burada görür. Ben birazdan Kuzey Bey'in evine gidiyorum. Sıla'nın haberi olmasın. Tamam hocam. Yıkadım, astım, 2 dakikaya kurur. Aa, Cihan? Neredesin ya? Hay Allah'ım ya Rabbim ya.
Ne yapıyorsun burada? Ya çok açım, bir yumurta pişireyim dedim. Oo, kabuklu omlet. Aa, çok komik. Çekil çekil çekil, ben yaparım, çekil. Mahvetmiş ya. Gömleğin kuruyor. Sıkıntı yok, böyle rahatım. Ben rahat değilim ama. Şunu bir dökeyim de. Aa, dökme, dur, ne yapıyorsun? Gitti kalsiyumlar, proteinler ya. Bence senin proteine falan ihtiyacın yok yani. Olmuşsun sen. Sabahları spor yapıyorum biraz. Yani sabah sporuyla böyle olunuyorsa biz de yapalım. Bir tık daha sabahtan fazlası var tabii. Beraber çalışabiliriz. Ben çalışacak olsam derslerime çalışırım. Zaten buraya da kitaplarımı almaya geldim. Doğru. Senin okul var. Zordu ya. Sabah akşam öyle kitap oku falan. Yanağında toz kalmış. Geçti mi? Geçti. İnsan sevince zor olmuyor. Neyi sevince? Kitabı mı? Gözlerinin daldığı yerdeki insanı mı? Nereden anladın? Attım tuttu. Yanmasın bak yumurtam ha. Ekmek falan doğrayayım mı, ister misin? Bunu da baş başa yemek olarak düşünme artık. Alt tarafı yumurtaya bir ekmek banacağız. Buna da bir lafın olmaz herhalde, değil mi? Arkadaşım. Sen içeri geç, ben her şeyi hazırlarım arkadaşım. Şimdi üçünüz ben gittikten sonra oturun bir düşünün. Biz bu adama parayı vermezsek ne olur? Ne olacakmış? Ne bileyim. Çocuklarınızın başına bir şey gelir. Birileri aniden kaybolabilir. Bunlar tabii ihtimal dahilinde. Sonra siz de kendi dizinizi döversiniz. Biz bu adamın istediği parayı niye vermedik diye. İyi düşün. Sen de o zaman çok iyi düşün. Hapiste ne yaparım? Acaba kaç yıl yerim diye iyi düşün. Kes! Kes. Feraye Hanım beni anlamakta güçlük çekiyor. Ama siz gayet iyi anladınız bence. Dediğimi yaparım. Ben gidince ona da anlatın. Bir yanlış yapmasın. Çok üzülürsünüz. Ha Gönül. Gel. Gel gel. Bakayım koluna ne olmuş? Bakayım, bakayım, bakayım koluna ne olmuş? Gönül. Gönül. Gönül, iyi misin? Ay, çok acıyor. Bu da sadece küçük bir uyarı. Daha büyük yaralar açılmasın. Bu sizin elinizde. Sadece küçük bir uyarı. Gönül, gel, gel. Gel şöyle. Gönül derin mi kesti? Bir bakayım. Dur üstünü bastır. Bastır. Kim bu adam ha? Kim? Yine senin o pislik dünyandan biri mi? Onu ilk kez görüyorum onu. Tamam, kanı durdurmak için ben bir sargı getireyim. Ferahi, yemin ederim bu adamı hiç görmedim. Yemin ederim bu benim oyunlarımdan biri değil. Ah.
Asya. Sana geliyorum Kuzey. Sana her şeyi anlatacağım. Affedeceksin beni. Vallahi hiç böyle bir şey görmedim Cavidan. Oldu mu şimdi? Oldu, oldu, oldu. Şöyle düğünden önce güzel oldu be. Hem kızın içinde kalmışsın. İyi. Madem istiyorsunuz. Ver, ver, ver. Ver onu Yıldızcığım. Hadi ört şu kına örtüsünü. Ya şöyle kızın etrafında bir iki dönelim be. Hadi bakalım. Sen öne geç, öne geç. Öne mi geç? Öne geç sen. Hadi siz de söyleyin. Tamam. Kınayı getir aney, kınayı getir aney. Parmağın batır aney, parmağın batır aney. Bugün ben misafirem, bugün ben misafirem. Bırak. Hadi, hayır olmaz. Hadi iyileşeceksin, kurtulacaksın hadi. Bırak. Hadi. Sen cebinde leblebi mi taşırım. Yani öğlen oldu ama kahvaltı yapacaksın artık. Gel gel yumurtayı soğutma. Vallahi günün en sevdiğim öğünü. Her saat yerim. Ben de yerim. Biliyorum. Günlüğünü okudum. Ne yaptın, ne yaptın? Ya şaka yapıyorum. Sen günlük mü tutuyorsun yoksa? Yani severim yazmayı. Ne yazarsın mesela? Öyle yani başımdan geçenleri işte ne yazacağım? İnanmazsın ben de liseye kadar günlük tuttum. Yok artık sen. Başımdan geçenleri yazmazdım ama. Ne yazardın? Başıma gelmesini istediklerimi. Hayallerini yani. Aynen. Bir aralar karateye yazılmıştım. Kara kuşağa kadar yükselmek istiyorum. Sonra ardından milli forma, ardından Avrupa şampiyonluğu. Ardından da bütün dünya. Ay be. Sonra? Sonra televizyona atılmak. Önce günlük dizilerde pişmece. Ardından haftalık dizilerde yan rol.
Ardından da bir yönetmenin keşfetmesiyle Hollywood'da oynamak. Ünlü olmak yani. Aynen. O günlerde hayal kurmazsam zaman geçmiyordu. Annem bir yandan, babam bir yandan. Hayal kurmak tek kurtuluşum gibi bir şeydi yani. Sumak koysak olur mu? Sumak mı? Hiç yemedim deme. Tabii, tabii hemen. Beni buraya kadar takip etmiş. Arabada beni izlediğini görünce yanına gittim. Boğazıma bıçak dayadı. Sen de gördün Feraye. Ya bu adam manyağın teki. Daha da büyük kötülükler yaparsa hastar olur bu. Ne yapacağız şimdi? Bu adamın istediği parayı vermeyeceğiz. Veremeyiz. Vermeyip de ne yapacağız Feraye? Verdiğimizde ne olacak Gönül? Sonra bir daha, bir daha, bir daha. Hani nereye kadar devam edecek bu? Feraye, ya çocuklarımıza zarar verirse? Allah korusun. Feraye teyze, anne, hadi düğüne gideceğiz. Hazır mısınız? Allah Allah. Nerede bunlar? Artık Zeynep'e gerçekleri anlatacaksın Gönül. Başka çare yok. Nasıl anlatırım Feraye? Yıllardır bu sırrı saklıyorum. Şimdi Zeynep'e bunu anlatamam. Ne sırrı? Hoş geldiniz, buyurun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, buyurun. Kimdi bu, neyiniz olur? Çok tatlıyım. Tebrikler. Dünürüm, Cavidan Hanım. Aa, ayol hizmetçiniz değil miydi bu kadın? Yok, siz yanlış hatırlıyorsunuz herhalde. Buyurun lütfen. Yıldız, Yıldız. Ver bakayım sen şunu bana, yürü. Ah, ah su içer misiniz? Alırım. Alırım. Ay pardon. Ah. Ay görüyor musunuz aksiliği ya? Tüh tüh tüh. E bak, hizmetçi olsam böyle hatalar yapmazdım değil mi? Yıldız. Kız gel bak, hanımefendinin elbisesi falan mahvoldu. Bir temizlesinler. Hadi gel. Anne, gördün mü? Bak kadın üzerine döktü. Ay yanlışlık buldu herhalde. Anne hizmetçi diye hırsından yaptı ya. Ay daha neler Allah aşkına Hülya. Ay maşallah sen, maşallah. Bahar. Hazır mısın? Galiba. Beğendin mi? Hadi. Herkes bizi bekliyor. Bekletmeyelim. Ben yardımcı olayım. Gel.
Ben birazcık daha kalıp iş ilanlarına bakacağım. Bir mahsuru var mı? Yok. Ben de okula gideceğim zaten. Yumurtaya sumak koymak nereden aklına geldi? Ya yıllardır öyle yaparım. Babamlar da öyleydi. Ne yeni oldu ki? Hiç. Yani benim babam da öyle yermiş. Biliyor musun? Bülent amca da yumurtaya sumak atardı. Ciddi mi? Ya erkekler böyle seviyor galiba. Yani sen şanslısın. Benim babamı tanıma şansım olmadı. Yani ben çok küçükken ölmüş. Annemin anlattığı kadar tanıdım onu. Babanın da seni tanıma şansı olmadı. Bence bu daha üzücü. Yani bir babanın evladını tanımaması. Yani hiç bu açıdan düşünmemiştim. Bir de baban seni tanısa gurur duyardı. Sonra görüşürüz. Görüşürüz arkadaşım. Bakalım günlüğüne başka neler yazmışsın Zeynepçik. Sonunda buldum seni. Benim taş kesmiş kalbim artık atıyor Sıla. Benim kalbim seninle atıyor. Yapmadım. İlaç verdiler bana, uyuttular beni. Ben masumum. Sana her şeyi anlatacağım. Söyleyeceksin Gönül. Yoksa bu işin içinden çıkamayız. Söylersem kızımı kaybederim. Olmaz. Olur. Olur Gönül. Bunca yıl kızına nasıl yalan söylediyse şimdi de açıklamasını yapacaksın işte. Ne yapsaydım? Babası başka bir kadınla evleniyordu. Çaresizdim. Babası mı? Yeter Gönül. Yeter. Bu adamın tehditlerine boyun eğemeyiz. Sen söylemiyorsan bu adam söyleyecek zaten. Kızın gerçekleri elin pisliğinden mi öğrensin? Parayı verirsek adam susar. Biri mi var orada? Ha, kedi falandır. Yok kimse Feraye. Yalvarırım bu aramızda kalsın. Zeynep ona yıllarca yalan söylediğimi öğrenirse beni asla affetmez. Zeynep'in babası yaşıyor mu? Thank you.
Nikah akdinizi başlatıyorum. Siz Bahar Hanım, Kuzey Bey'le evlenmek istiyor musunuz? Evet. Siz Kuzey Bey, Bahar Hanım'dan evlenmek evet. istiyor musunuz? Buyurun efendim, bir daha var. Ömür boyu mutluluklar. Aşkla